Bizim Kayseri'ye kusura bakmasın hiçbir de uymaz yani. Yani bu üslupla ona karşılık veremeyiz. Çünkü bize yakışmaz. Vatandaşı bu şekilde kışkırtmaya yönelik tabirlerde bulunulmasının doğru olduğunu düşünmüyorum. Afyon Sandıklı Belediye Başkanı'na buradan selam olsun. Bu işi yapmasın yani. Üslubu hani ilkokul çocuklarının Twitter'dan yazacağı, konuşacağı bir dil olmuş. Kayseri'nin günlük çıkardığı sucuk oranının onlar ayda bir çıkaramıyorlar. Afyon Sandıklı Belediye Başkanı, Kayseri sucuğu, Afyon sucuğunun anca getir götürünü yapar paylaşımında bulundu. Bu tweet üzerine Baki Ersoy yayınladığı tweetle bu nasıl bir üsluptur? Bir belediye başkanı bu şekilde mi kadim şehrimiz Kayseri'mizi aşağılamaya çalışır? Biz de Afyon Karahisar şehrimiz ile ilgili mi yazacağız bu durumda? Ayıp yazık sana dedi. Paylaşılan bu tweetler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya geçen ben bir Mersin'de şeye gittim, böyle yöresel ürünler. Baktım Afyon sucuğu satılıyor. Ay dedim ben kesinlikle almam. Çünkü ben Kayseriliyim. Kayseri sucuğu dura dura Afyon'u almam dedim. Yani haklıyız biz yıllardır Afyon değil Kayseri'nin yöresel yerlerini, sucuklarını severiz. Kayserili olduğumuz için tabii ki. Yani bunu neden öyle söylemişler? Kayserimiz gibi yok. Mantısıyla, sucuğuyla ünlü bir şehrimiz Kayserimiz. Onu sonradan sahiplenmesinler yani. Hoş olmamış tabii ki. Üslup çok yanlış olmuş. Yani sonuçta Türkiye'nin her yeri bizim. Türk bayrağının olduğu her yer bizim. Çok yanlış olmuş. Üslup çok yanlış. Her yörenin ürünü farklıdır diye düşünüyorum ben. Hani Kayseri'ninki Kayserililere göre güzel olabilir. Afyon Karahisar'ınki de nitekim onlara göre güzeldir diye düşünebiliyorum. Yani yöresel bir lezzet bence sadece. Kişiye göre değişiyordur yani. Bize göre Kayseri, oraya göre Afyon Karahisar'dır diye düşünüyorum. Sayın Milletvekilimiz Baki Ersoy'a çok teşekkür ediyoruz. Kayserimizi güzel savunuyor. Ben de Baki Ersoy'a katılıyorum. Yani her ne olursa olsun bir belediye başkanına yakışmayacak şekilde konuşmuş. Ya biz onları rakip olarak görmüyoruz zaten. Ama aşağılamıyoruz da yani. Saygı duyuyoruz sadece. Vallahi gerçekten belediye başkanı ayıp etmiş. Çünkü bir yönetimini eline alan kişi başka bir şeyle hakaretvari bir şey konuşamaz. Kayseri'nin sucuk ve pastırması zaten bu belli bir şey yani. Ta 1800'lü yıllardan beri bizim Kayserimizde bu has bir şey. Ama onlar da tamam yapabilir. Bizimki kadar da iyi olmasa aynı seviyede yapabilir. Bence Afyon Karahisar Belediye Başkanı'nın kullandığı cümle üslubu yanlış. Çünkü aynı topraklarda yaşıyoruz. Böyle bir üslupta bulunması çok yanlış. Normal bir şekilde söyleyebilirdi. Bir belediye başkanına yakışmayan bir laflar konuşmuş. Yani Türkiye'de bir belediye başkanının, efendim ben söyleyeyim, büyük bir insanı yani sıfat olarak büyük. Yani böyle kelimeler konuşması yanlış şeyler. Ama söylenmiş, söylenen laf da geri ağzına girmeyeceğine göre duyuldu bir defa. Yani bilmiyorum, kendi lafının sahibi kendisine daha layıktır yani. Ben o şekilde düşünüyorum. Yapmaması, konuşmaması gereken şeyleri konuşmuş. Durum bu. Yani ki biz Kayserili olarak da, ben Kayseriliyim. Kayseri'de yaşayan insanlar da, bütün Kayseriler de bu durumdan hoşnut değil yani. Valla Kayseri sucuğunu hiçbir yer tutmaz diyorum. Herkes kendi memleketini ver, biz de kendi memleketimizi övüyoruz. Diyeceklerim bu kadar. Bir kere çok saçma bu. Kayseri Türkiye'nin en önde gelen sucuk, salam üreticisi yani. Pastırmasıyla meşhur. Bana bu saçma geliyor. Paylaşılan tweet, Baki Ersoy'un söylemiş olduğu gayet mantıklı. Hani bir yerin pastırması veya o yöreye ait yöresel bir şey övünürken başka bir yerlerin rencide edilmemesi lazım. Ki zaten bunun iyi veya kötü olduğunu halk karar verecektir. İki tarafında alışverişi veya potansiyeli belli. Baki Ersoy'un savunması gayet yerinde. Ama diğer vekilin de açıklaması sanmıyorum mantıklı düşündüğünü. Yani yorum yapılabilir ama saygı çerçevesinde olabilir bence. Yani yaptığı yanlış tabii ki. Bu yaşıma kadar sucuğu Kayseri'nin diyebilirim. Vallahi bilmiyorum o kadar şeyini. Afyon'da kendi kendine bize rakip mi görmek istiyor acaba, kendini bilemiyorum o kadarını. Kayseri'nin meşhur bir şeyine hakaret diye düşünüyorum. Sucuk pastırma. Kayseri'den çıktığı için, meşhur olduğu için yani hakaret sayıyorum. Vallahi bence sakıncalı bir tweet paylaşmışım. Diyeceğim bu yana.
şu pandemi döneminde yani yaptıkları da etik bir olay değil yani. Gerçi istersen yani kesebilirsin. Ben İstanbul'dan geldim buraya Kayseri'ye. Şu an şunu paylaşmanızda sucuk ekmek yemeye korktum açıkçası söyleyeyim. Üslup tarzı hoş olmamış. Onu başta söyleyeyim. Bu tatlı çekişme sürekli oluyordu Afyon sucuğu, Kayseri sucuğu arasında. Ben Kayseri olarak tabii Kayseri sucuğunu tercih ediyorum. Afyon sucuğu da bizim değerimizdir. Bizim topraklarımızın ürünüdür. Ama bu tarz üsluplar siyasetçiler arasında hiçbir zaman hoş görmemişimdir. Vallahi Kayseri sucuğu da daha eski. Şii sucuğuna göre, Afyon sucuğuna göre. Bence bizim sucuğumuz daha kaliteli. Öncelikle seçtiğimiz kişilerin toplumda yönetici olduğunu, bir saniye, yönetici olduğunu ve bu kişilerin toplumun nabzını tuttuğunu düşünüyorum. Ancak bu kadar basit bir harekete girmeye ne gerek var? Yani Twitter'dan açıklama yapmak yahut sucuk işte bizim sucuğumuz Kayseri'nin sucuğu şeklinde tartışma yapmaya gerek yok. Dünya çapında bilinen bir gerçek var. Bu tip gıdalar bizim Kayseri'mizin temelini oluşturmakta, ticaretinin temelini oluşturmakta ve bu tarih sürecinde zaten bilinen bir gerçek. Yani bu şekilde bir açıklama yapması bence biraz komik olmuş. Yine Baki Ersoy'un dediği gibi üslup çok önemli. Üslubu hani ilkokul çocuklarının Twitter'dan yazacağı, konuşacağı bir dil olmuş. Bence gereksiz, saçma bir hareket olmuş. Afyon Sandıklı Belediye Başkanı'na buradan selam olsun. Bu işi yapmasın yani. Kayseri sucuğu nere, Afyon sucuğu nere? Yıllardır buradayız yani. Hepimiz sucuk yiyen insanlarız, Kayserili'yiz. İlla ki yani. Tamam, Afyon da yapabilir, olabilir de. Gerek yok. Böyle sözlere de gerek yok. Bizim Kayseri'ye kusura bakmasın hiçbir de uymaz yani. Kayserimiz hani çok çok iyi. Her yönden, sağlık yönünden, bakım yönünden, şu her yönden çok çok iyi. Ben yani bir Kayserili olaraktan da Kayseri Belediyesi'ne güveniyorum. Yani belediye başkanının bu üslupla konuşması biraz saygısızca olmuş. Biz bu yani bu üslupla ona karşılık veremeyiz. Çünkü bize yakışmaz. Kendi bileceği iş yani. Bu üslupla devam etsin. Zaten Baki Ersoy'u her zaman destekliyoruz. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Kayseri'ye de çok katkısı olmuş bir insan. Bir belediye başkanından da bu üslubun yaklaştığını düşünmüyorum. Yani yakıştığını düşünmüyorum. Baki Ersoy bu konuda sonuna kadar haklı. Bu şekilde değerlendiriyorum. Sonuçta bunlar Türkiye'ye ya da belli şehirlere mal olmuş insanlar. Vatandaşı bu şekilde kışkırtmaya yönelik tabirlerde bulunulmasının doğru olduğunu düşünmüyorum. Öncelikle ben 45 yıldır bu işi yapıyorum. Şöyle söyleyeyim, en kısa bir şekilde özetleyeyim size. Kayseri'nin günlük çıkardığı sucuk oranının onlar ayda bir çıkaramıyorlar. O yüzden bu herhalde ne demek istediğimi kısaca anlatıyor. Kayseri ile oranın sucuğu karşılaştıramaz. Türkiye'de nereye sorarsanız sorun, İstanbul'un sucuk pastırma oranı işini Kayseri karşılıyor. O yüzden ben hani bunu gale bile almıyorum.